Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Teberrük ikiye ayrılır. Yasak olan teberrük. Bu da kendisi hakkında şer'i veya hissi bir yola bir yolla herhangi bir delinin sabit olmadığı şeylerdir. Aynı zamanda bu küçük şirk çeşitlerindendir. Bir de meşru olan teberruk. Bu da kendi içinde ikiye ayrılır. Bir, şer'i teberruk, mescidi haram veya mescidi nebevide namaz kılmak buna örnektir. Hissi teberruk, ilim, dua ve benzeri ibadetler Buna örnektir. Kişinin ilmi veya hayra olan davetiyle teberruk edilir. Yani bu bereket olmuş olur. Çünkü biz onun ilmi ve yapmış olduğu davet sebebiyle ondan pek çok hayır elde ederiz. Allah'ın kitaplarına bereket ve hayır koyduğu ve ümmetin de kendilerinden istifade ettiği Şeyhül İslam İbni Tevmiye ve diğer alimlerin kitapları da buna örnektir. Allah'tan seni kendisine nimet verdiğinde şükreden kimselerden yapmasını dilerim. nimet bir intihandır. Zira bu konu hakkında pek çok delil varit olmuştur. Onlar ise şunlardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Euzu billahi semiyel alim mineşşeytanirracim. Bir imtihan olarak sizi hayır ve şer ile sınayacağız. Enbiya suresi 35. ayet. Yine şöyle buyurmuştur. Süleyman tahtı yanı başında yerleşmiş olarak görünce dedi ki bu Rabbimin fazlalığındandır şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak içindir şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Gani'dir. Çok kerem sahibidir. Kerim'dir. Neml Suresi 40. Ayet Yine şöyle buyurmuştur. Euzü billahi semiyel alimimineşşeytanirracim Amma insan Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti de der. Rabbim bana ikram etti der. Fecr suresi 15. ayet. Sünneten ise İsrail oğullarından Allah'ın kendilerini imtihan etmek istediği üç kişinin meşhur kısası bunun delillerindendir. Nimetin rububiyet ve uluhiyet ile ilişkisi. Nimetin şükrü ikiye ayrılır. 1. Nimetin vuku bulmasından sonra onun şükrünü eda etmektir. Bu da üç şeyle olur. 1. Kalp ile Kalbin şükrü kulun Allah'ın bizzat nimet veren olduğu hususundaki iman ve itikadının Sıdık üzerine olması ve kulda nimet namına ne varsa hepsinin Allah'tan geldiğini bilmesiyle meydana gelir. 2. Dil ile Dilin şükrü Allah'ın vermiş olduğu nimetleri anlatmak, bunlara karşılık Allah'a hamd ve şükretmek ve onu övmekle olur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Rabbinin nimetini de anlat. Duha 11 3. Azalar ile Azaların şükrü Allah'ın vermiş olduğu nimetleri onu razı edecek işlerde kullanarak ona takarup için ibadet etme ve emrine uyarak günahlardan kaçınma uğrunda kullanılarak meydana gelir. 2. Nimet vuku bulmadan önce Allah ile olan ilişkidir. Bu kısmın Kulun Allah'ın bizzat nimet veren olduğuna kesin bir şekilde itikat ve iman etmesini gerektirir. Kulun kalbi Allah'tan başkasını taalluk etmemeli ve hayrı Allah'tan başkasından istememelidir. Nasıl ki cennet kendisinin sahibi olan Allah'tan isteniyorsa, aynı şekilde rızkın da Allah'tan başkasından istenmesi uygun değildir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ölümsüz ve her daim hay olana tevekkül et. Furkan 58. Yine şöyle buyurmuştur. Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleriniz size bir rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı yalnız Allah katında arayın. Ankebut 17. Yani rızkı Allah'tan isteyin başkasından değil. Yine şöyle buyurmuştur. Ona ibadet edin ve ona şükredin. Ankebut 17 Sabır ümmetin icmasıyla vaciptir. İnsanlar musibet ve sıkıntı halinde dört sınıfa ayrılırlar. Bunlar 1. Bela karşısında öfke sergileyenler 2. Bela karşısında sabredenler 3. Belaya razı gösterenler 4. Bela karşısında şükredenler 1. Bela karşısında öfkelenmek. Bu haram olan bir şeydir. Aynı zamanda büyük günahlardan bir günahtır. Bela karşısında öfkelenmek üç şeyle olur. 1. Kalp il, kalp ile öfkelenmek. 2. Dil ile öfkelenmek. 3. Azalar ile öfkelenmek. 1. Kalp ile öfkelenmek. İmam İbnül Kayyum Rahimullah bunun beyanı sadedinde şöyle demiştir. İnsanların bazıları bu öfkeyi dilleriyle söylemeye cesaret edemez. Ancak içlerindeki nefis Rablerine bu hususta şuuri zan besler ve kalbiyle Rabbim bana zulmetti, Rabbim beni mahrum etti, Rabbim bunu benden engelledi der. Bundan dolayı karşılaştığı şeyleri azımsayan ya da çok bulan kimseler olduğu müşahede edilebilir. Sen bu gibi şeylerden selamette selamette kalmış mısın diye kendini bir yokla bakalım. Zira eğer bundan selamette kalmışsan çok azim bir şeyden kurtulmuşsun demektir. 2. Dil ile öfkelenmek bu da feryat filan ederek, yaz tutarak, ağız yakarak, lanet okuyarak, küfrederek veya buna benzer davranışlar sergileyerek meydana gelir. 3. Azalar ile öfkelenmek. Bu da yanakları tokatlayarak, üst başı yırtarak, yolarak veya buna benzer davranışlar sergileyerek meydana gelir. Sabretmek, Sabır ümmetinin icmasıyla vaciptir. Kişinin kalbi, dili ve azalarıyla sabretmesi üzerine vaciptir. İmam Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Sabır Kur'an'da yaklaşık 90 yerde zikredilmiştir. Ümmetin icmasıyla sabır vaciptir. Sabır imanın yarısıdır. Zira iman iki yarımdır. Bir yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür. İbnül Kayyum Medare cüz salikin. Rıza göstermek bu müstehaptır. Derece bakımından da sabırdan daha üstündür. Şükretmek bu da müstehaptır. Ancak bu derece bakımından diğerlerinin en üstünü ve en kamil olanıdır. Seni belaya uğradığında sabreden ve günah işlediğinde istiğfar eden kullardan yapmasını dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ki Allah seni kendisine itaat etmeye yönelsin. İbrahim'in dini olan haniflik dini sadece ona halis kılarak tek başına Allah'a ibadet etmendir. Allah bütün insanlara bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmıştır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Allah'ın seni kendisine ibadet için yarattığını anladıysan şunu da bil ki nasıl abdest olmadan namaz Namaz olarak sayılmıyorsa aynı şekilde beraberinde tevhid olmadan ibadet de ibadet olarak sayılmaz. Abdestliyken abdesti bozan şeylerden biri yapıldığı zaman abdest nasıl bozuluyorsa aynı şekilde eğer ibadete şirk bulaşırsa bu ibadette bozulur. Şirkin ibadete karşı karşı karıştığı zaman onu bozacağını, amelleri boşa çıkaracağını ve sahibinin de cehennemde ebedi olarak kalacağını öğrendiysen üzerine düşen en önemli vazifenin bu şirkin ne olduğunu öğrenmek olduğunu anlamışsındır. Eğer bunun ne olduğunu öğrenirsen umulur ki Allah seni bu bataklıktan kurtarır. Bu bataklık şirk bataklığıdır. Nitekim Yüce Allah bu şirk bataklığı hakkında şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları ise dilediğine bağışlar. Nisa 48 Bu da Yüce Allah'ın kitabında zikrettiği şu dört ka kaideyi öğrenmekle olur. Birinci temel esas Resulullah sallallahu, sallallahu, aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı müşrikler Allah subhanallahu ve teala'nın yaratıcı ve kainatın işlerini idare edici olduğunu kabul ediyorlardı. Ancak buna rağmen bu onları İslam dinine sokmadı. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. O müşriklere de ki sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Kulaklara ve gözlere kim maliktir? Ölüden diriyi, diriden de ölüyü kim çıkartıyor? Kainatın işlerini kim evirip çeviriyor? Diyecekler ki, Allah yapıyor. De ki, öyleyse hiç sakınmaz mısınız? Yunus 31 Müellif Rahimullah burada tevhidi neden öğrendiğimizi açıklamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderdiği müşrikler rububiyet tevhidini ikrar ediyor. Olmalarına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmıştır. O kafirler ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki çekişme uluhiyet, ibadet, tevhidi hakkındaydı. Çünkü her kim bir ibadeti Allah'tan başkasına yöneltirse bu kimse müşrik ve kafir olmuştur.